Değerli Sports Dijital izleyenleri sevgili dostlar yepyeni bir formatta sizlerle birlikteyiz. Sonunda Süper Lig geri dönüyor. Hepimiz çok özledik. Bütün takımlar heyecanla bu anı beklediler. Ve biz de Sports Dijital ailesi olarak sizlere Süper Lig'de yer alan her takımın analizini sizlerle paylaşabileceğimiz güzel bir seri hazırladık. Bana düşen takımlar tabii ki bu videoda ama arkadaşlarım her takımın analizini yapacaklar. Bana düşenlerde neler mi var? Hep beraber izleyelim görelim. Hepiniz videomuza hoş geldiniz efendim. İçeriğimize Fenerbahçe ile başlıyoruz. Ee, Ali Koç, İsmail Kartal'la yolları ayırdıktan sonra dünyaca ünlü A Plus Hoca Vadi ile beraber George Jesus'la Fenerbahçe'de sezonu açtı. Ve Fenerbahçe'nin işi aslında çok daha erken başlayacaktı. Neden? 3 edeleme oynayacağı bir süreçte kadroyu erken kurmak zorunda. Antrenörü de çabucak getirmek zorundaydı. Bazen Löw ismi döndü, bazen George Jesus ismi döndü ama son kararda, nihai kararda George Jesus kararı alındı ve Fenerbahçe'de transfer dönemi Resmen o saatten sonra açılmış oldu. İlk önce kısa sürede Lincoln ve Bruma hamleleri geldi. Hatta bu noktada e, Bruma hamlesi hala tartışılıyor şu an. Ali Koç başkanın dediği üzere Fenerbahçe çok transfer yapmayacak, kadroyu çok bozmayacaktı aslında. Ama George Jesus'un gelişiyle beraber yine Fenerbahçe'de sil baştan bir yapının ortaya çıktığını görüyoruz diyebiliriz. Sistem değişti ve e, George Jesus bu sisteme ait oyuncular e, transfer etmeyi seçerken bu sisteme uymayan oyuncuları da kapının dışına koydu söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe'de belki de en e, sarsıcı ayrılık Kim ayrılığı oldu. Aslında sene başında birçok Fenerbahçe taraftarı Kim ayrılacağını düşünüyordu. Lakin e, sonrasında başkanla yaptığı toplantı, Jesus'la yaptığı toplantı sonrası ya Kim Mijen takımda kalmaya karar vermiş ve Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe'nin ilk 11'de sahaya çıkmasına artık kesin gözüyle bakılıyordu. Ama her ne olduysa aslında turdan önce 2-3 günlük arada oldu. George Jesus bunu basın toplantısında da açıkladı. Ya Kim Mijen göre yapılan planlar antrenman maçlarında sürekli Kimmiyeci Salaya attığıyla oynadığı bir ekipten Kimmiyeci'nin kadroya yazılmadığı ve e, Dinamo Kiev karşısında forma giyemediği bir duruma geldi mesele. Bunun sonucunda e, Kimmiyeci serbest kalma bedeli ödenerek Napoli'nin yolunu tuttu. Fenerbahçe ise aslında stoper sorunuyla Dinamo Kiev karşısına çıkmak zorunda kaldı. Hatta ilk maçta sakatlanan Serdar Aziz sonrası e, Fenerbahçe'de işler iyice sarpa sarmaya başladı ve Dinamo Kiev karşısında aslında iyi de oynayarak e, tura veda etti Fenerbahçe. Ya baktığımızda İsmail Yüksel'in ikinci maçta kırmızı kartı olmasa sahanın hakimiydi Fenerbahçe. İlk maçta da bence sağda üstün taraf e, Fenerbahçe tarafıydı. Ama sezonda yepyeni bir taktik gördük e, George Jesus'tan. İki stoperin arasına girmeye çalışan bir önlü libero arabo performansı vardı. Bence antrenörlük becerisinin dokunduğu ilk oyuncu olarak İsmail Yüksek ön plana çıktı Her ne kadar Kiev maçında sonradan atılsa da İsmail Yüksek'e takımda şans vermesi George Jesus'un ilk hamlelerinden biriydi Yine Ferdi ve Osayi kanatlarını gördük ki Alioski transferiyle beraber Ferdi'yi daha da önde değerlendirmeye başlayacaktır artık George Jesus Bununla beraber ön tarafa yapılan ciddi yatırımlar var Bruma, Emre Mor, Lincoln, Joshua King hamleleri var. Bunların kaçından faydalanabilecek Fenerbahçe? Ve bunları almışken şu an şişen yabancı kadrosu var Fenerbahçe'de. Yani gelenler kadar yolları ayıramadığı topçular da ciddi problem. Hala kadroda Mayer'in, e, Lemos'un olduğunu düşününce zaten Fenerbahçe taraftarına fakanlar basıyor maalesef. Yani bu noktada ileride hala Fenerbahçe'nin net bir forvet hamlesine ihtiyacı var. Yani sezondaki performansını Fenerbahçe'nin Santrafor e, tercihi belirleyecek bence. Çünkü Jesus zaten önde basan, rakibi 3. alanda presle boğan bir takım yarattı ve pozisyonlara da giriyor Fenerbahçe takımı ama e, topu Kalenin içine soktuğunuz kadarsınız sonuçta çok basit futbolda maç kazanmak. Fenerbahçe'nin e, bitiricilik anlamında daha kaliteli bir forvete muhakkak ihtiyacı var ve ilerleyen süreçte zaten bunu alacağını tahmin ediyoruz. Başkanın açıklamalarında, Ali Koç'un açıklamalarında da bu vardı ama ya bu oyuncunun Fenerbahçe'ye ne kadar kısa sürede katılacağı, takımı adaptasyonunu belirleyecek e, ve ligde de o sırada puan kayıpları gelirse taraftar daha da gergin bir hale alacak. Çünkü ya, şu an Kiev eşleşmesinin kaybedilmesi de ben kiminceğin her ne kadar yönetimin bir suçu olmasa da çünkü serbest kalma bedeli ödendi kimin satışının büyük payı olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan şimdi Salah'ı satma durumu var Fenerbahçe'nin. Gustavo ve Luan Perez transferlerinin yanında bir stoper transferine daha ihtiyacı olur o senaryoda Fenerbahçe'nin. Neden? Çünkü Fenerbahçe'de e, araya ortaya girdiğinde sol stoper Luan oynayabilir ama Gustavo Emre az stoper mi oynayacak yoksa 7'ye rotasyona mı alındı orada soru işaretleri mevcut. Tisserand İtalya'ya gitti deniyor henüz gitmiş imza atılmış bir durum yok ve hem stoper hattından Kim hem Atilla Salah'ı çektiğinizde oraya Nino gibi e, takımda liderlik ruhu yüksek. Yani kendi takımında kaptanlık yaptığı için. Arka tarafta işin organizasyonunu yürüttüğü için bu örneği veriyorum. Bu tarz bir lider oyuncuya ihtiyacınız olacak. Yani Fenerbahçe'de daha transfer bitmeyecek gibi duruyor lige girerken. Ama en önemli nokta Fenerbahçe'nin ligi erken açması yer yer hazırlık maçlarında iyi bir performansı ve Kiev eşleşmesinde elenmesine rağmen e, taraftara yer yer hissettirdiği iyi performans 3. bölgedeki presiydi ama bunların anlamlı bir hale gelebilmesi ve Fenerbahçe'nin e, sezona damga vurabilmesi için Fenerbahçe'nin Santorport transferini mutlaka beklemek gerekiyor. Yine Atilla Salai'nin gidişi eğer meydana gelirse Fenerbahçe'nin stoper hattındaki bir takviyesini de merakla bekliyorum diyeyim ve Fenerbahçe kısmını şimdilik bitirelim. İçeriğimize Başakşehir'le devam ediyoruz. Başakşehir'in başında Emre Belezoğlu sezona başlayacak ve e, bu sezonu artık o da hedefini zirveye koymuş durumda. Çünkü Başakşehir'de zaten oturmuş bir kadro var ve Emre Belezoğlu'nun e, kendi bildiği, ligden tanıdığı oyuncuların yanında farklı oyuncularla da kadroyu takviye yaptığını görüyoruz. Özellikle onlar da sezonu erken açmak durumunda kaldılar. Makabi Netanya eşleşmesi çok erken de onlar için. Hatta kaos dolu başladı. İlk maçın ikinci dakikasında kendi sahalarında geriye düştüler ve bütün tüm maç ondan sonra acaba Başakşehir gol atabilecek mi atarsa ne zaman atacak şeklinde geçti. Aradıkları gol Patrick sizle gelse de iç sahada bir birlik maç moral bozmuştu Başakşehir tarafında ve Emre Belözoğlu tarafında. Ama deplasmandaki maçta Endi Yaşmi'yi kurtarıcı göreviyle maçı 1-0'lık e, duruma getirdi ve galibiyeti Başakşehir'e getirdi. 1-0'u çok iyi oynayan bir Başakşehir vardı. E, zaten geçen senede öne geçtiği maçlarda topu tutmayı bilen topun arkasına geçtiğinde e, rakibi pozisyon anlamında çok rahat e, hamle şansı vermeyen bir takımdı Başakşehir. E, bu sezonda ayrılıklar da tabii ki oldu ama... Ben genel anlamda Başakşehir takımının güçlendiğini söyleyebilirim. İsterseniz önce ayrılanlardan başlayalım. Geçen sene kadroda yer alan Gulbransen boşa düştü. Tolga Ciğerci ile de yine aynı şekilde sözleşme yenilenmedi. E, Trezegi Aston Villa'dan kiralanmıştı geri döndü Trabzonspor'da şu an e, Trabzonspor satın aldı Yine Pizzi Benfica'dan kiralanmıştı Benfica'dan bir satın alma opsiyonu kullanılmadı ve onunla da yollar ayrıldı Salih Uçan Beşiktaş'a döndü Beşiktaş'ta şu an özellikle Josef de Souza'nın sonrası ilk 11'de forma şansı bulabilme ihtimali ortaya çıktı Bir tek Leo Duarte'yi Milan'dan kiralamışlardı geçen sene hatırlarsanız Bu sezonda 2 milyon euro karşılığında Leo Duarte'yi kadrosuna kattı Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i Bunlar dışında genç oyuncuları Cemal Sertel ve Ravil Tagir'i kiraladılar. E, Cemal'i geçen sene Rize'de kiralıktı. Bu sene Antalya'ya kiralık gitti. Ravil ise ben benim çok sevdiğim, çok beğendiğim bir oyuncudur. Vestelio'ya, Belçika'ya kiralandı ve orada kendini gösterme şansına erişecektir. Bununla beraber bence çok yanlış bir transferdi. Emre Çolak her ne kadar Başakşehir'e imzatsa da pek akılda kalıcı bir performans sergileyemedi ve sözleşmesi feshedildi. Ve sonra Raydoğlu da bedelsiz bir şekilde Antalya Spor'a katıldı peki kimler geldi Başakşehir'e? Yeni oyun yapısı derseniz. Tabii ki yeni transferler arasında en yükseli transfer Fenerbahçe'den aldıkları Mesut Özil oldu. Ya bir günde gelişti aslında. Tam Fenerbahçe'yi beklerken Fenerbahçe'den ayrılmayacağım diyen Mesut Özil'in 1-2 gün içinde Başakşehir'e transfer olduğunu gördük. Bedelsiz bir şekilde. Tabii bu sezon Mesut Özil'in neler yapacağını da Fenerbahçe taraftarı da, Başakşehir taraftarı da, tüm futbol severler de merakla bekliyorlar. Ee, yine kiralıktan dönen Crivelli'yi gördük. Azubuike'yi gördük. Crivelli özellikle Netanya maçındaki kaçırdığı goller sonradan oyuna girse de bulduğu pozisyonları değerlendirememesiyle saç baş yondurdu. Ve Gulbransen'den sonra yani Crivelli'nin de e, varlığıyla yokluğunun bir olması. Başakşehir'in bir forvet alacağını bize gösteriyor. Sanki Okaka'yla tüm sezonun geçmeyeceği açık gibi. Bu yüzden ben, e, ya Batshuayi hamlesi de mesela dönüyor dedikodular arasında. Net bir Santorfor hamlesi bekliyorum Başakşehir'den. E, Stoperi Duarte Partinin servisini aldılar. Ama bir o kadar önemli olan da 24 yaşında aldıkları Ahmet Tuba transferiydi. Ahmet Tuba gelecek vadeden ve Başakşehir'in yatırım yaptığı bir oyuncu oldu. Bununla beraber yine Patriksiz golü attı ilk maçta ve belki de turda tutan golü Başakşehir adına yazdı ve bence çok doğru iş yaptı. Yine Emre Belözoğlu'nun yerel oyuncu havuzundan ne kadar faydalanmayı sevdiğini biliyoruz. Lucas Biglia tam böyle bir hamleydi. Yani artık e, Lucas Biglia 37 yaşına girecek bu sene ama Emre Belezoğlu ona kontrat vermekten kaçınmadı. Bununla beraber yeni Malatya'dan hatırlayacaksınız Munir'i e, Dion'a gitmişti ligin ikinci yarısında. Onu da Dion'dan 1.5 milyon euro karşılığında aldılar ve bence gayet de Netanya karşısında iyi de oynadı. Munir bence ilk 11'in değişmezlerinden olabilir. Sol tarafta formaya en büyük adaylardan biri olacak Munir. Ama Başakşehir takımına genel olarak baktığımızda yani kalede bana çok güven veriyor mu Volkan Babacan? Emre Belözoğlu çok güvense de ben kalede bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber gelecek diğer hamlenin ise muhakkak ben forvete yapılması gerektiğini düşünüyorum Başakşehir'de. Kanatlarda bir şekilde halledersiniz ki Munir'in de forma şansı bulacağını, solda Munir'in, sağdaysa sizin oynayacağını düşünüyorum. Göbekte Mesut Özil alternatif listesine koydunuz stoperleri yenilediniz e, hatta Francis Enzaba diye yeni bir genç stoper aldınız 19 yaşında genç takıma koydunuz yani Emre Belezoğlu hem gençlere yatırım yaptı hem de e, bunların yanında Big gibi 37 yaşında direkt tecrübeli isimlere de yatırım yaptı ama bunlardan faydalanabilmesi için muhakkak bir iki takviye daha da gerekeceklikte. bakalım Başakşehir neler yapacak hep beraber göreceğiz diyelim ve Başakşehir tarafında kapatmış olalım Sıradaki durağımız Konya Spor. Konya Spor geçtiğimiz sezon en flaş ekiplerinden biriydi. Bence İlhan Palut yönetiminde ligi özellikle ilk yarıda damga vuran performansları vardı. Ve Avrupa kupalarına katılmayı da fazlasıyla hak eden bir performans Batebur Borisov büyük taçlandı. Yani sağdan Belarus temsilcisini resmen sildiler. İlk maçı 3-0, ikinci maçı 2-0. İki maçta da onlar kişi kaldılar. İlk maçta Uğurcan atıldı, ikinci maçta Çikaleş'e atıldı ama oyun sistemlerinden hiç kopmadılar. Ve özellikle yeni transferlerle aslında giden oyuncuların yerini fazlasıyla doldurduklarını bize göstermiş oldular. Ilan Palut Çakı gibi takım yarattı. Zaten geçen sene de böyle oynuyordu ve son dönemde aslında takımda bir motivasyon düşüklüğü vardı. Bu yüzden Konya taraftarının mesajlarını okuduğumda işte lige tekrar motive girebilir mi Konya diye çekinceleri vardı. O bunları sık sık görüyorduk ama Batıbursov eşleşmesi sonrası bence derin bir nefes almışlardır. Oturmuş bir takımları var ve üzerlerine sürekli aslında doğru hamlelerle üst üste daha iyi bir kadroya yelken açan İlhan Palut gibi genç, idealist bir antrenörleri var. Aslında bu sezon giden kalanları şöyle bir bakmak istiyorum. Şimdi önce gidenlerle başlayalım. Bence en iz bırakan gidiş e, Scooby için futbola vedası oldu. Yani sabek oyuncusu 33 yaşında futbola veda etti ve Konya'da veda etmek istediği için erken yaşta aslında veda ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü artık ligimizin gedikli oyuncularından biriydi Scooby ve şu an ben Konya'dan ayrılıyorum Süper süperlikte çok rahat kontrat bulabileceği bir dönemdeydi. Yani ama zirvede bıraktı diyebiliriz ve onu artık bir Konya Spor efsanesi diyebiliriz. Ya yani Bursalılar için Bataja neyse bence net Konyalılar için de Scoop odur. Yıllar boyu e, bence formayı her zaman belli bir performansın üstünde e, göstererek tamamladı. O yüzden Scoop için vedası en duygusal vedaydı. Diğer taraftan Abdülkerim Bardakçı'yı Galatasaray'a sattılar 2.8 milyon euroya. Kasaya para da soktu Konya Spor yönetimi. E, Aniç'te diğer stoper yolları ayırdılar e, Musa Çağıran'ı Hatay Spor'a verdiler bedelsiz bir şekilde aslında kayıplar bu şekildeydi ama en can sıkıcı kayıp e, kiralık olarak kadrosuna kattıkları Ahmet Aslan'ın Olympiakos'a geri dönüşüydü. Bunu her ne kadar e, transfer döneminde şu an Muhammed Demir'i alarak bir santrfor almış olsalardaki bence yerli santrforlar içinde gidebilecekleri en net isimlerden biri. Ama e, şu an merkez forvette bir yabancı forvette aradıklarını net bir şekilde biliyoruz. Aslında biraz da gelenlere gelelim. Gelenlerde en dikkat çekici transferler Hırvat takımın Rijeka'dan yaptıkları iki transfer. Biri Povicic, öteki de sağ kanat oyuncusu Muriçki çok güzel de bir gol attı Bata ve eşleşmesinde. E, Konat Mişalak'ın da bon e, bonservisini aldılar 500 bin euro karşılığında. Yani sağ kanatta iyi bir alternatif listesi oluştu Konya'nın. E, Mialak da zaten golünü attı. E, ben de en çok dikkat çeken transferlerden birisi stoper aldıkları Kalvo hamlesiydi. MLS'ten getirdiler onu, ona da bonservis ödediler. Yaklaşık 500 bin euro karşılığında San Jose'den aldılar Kalbu'yu Ve e, aslında yine gözlemcilik üzerine scouting üzerine güzel yatırımlar yaptılar. Yerli piyasaya da bayağı hakimdi e, Konyaspor özellikle Avrupa kupalarında oynayacağı için e, kadroyu da genişletmek istedi. Belirttiğim gibi ilk kısımda Muhammed Demir'i kadrosuna kattı. Elinde Çıkaleşi var. Bir forvet oyuncusu daha gerekiyor ve alacaklar gibi duruyor şu an. Diğer tarafta e, sağ bekti tabii Sukubić bıraktıktan sonra orada bir ee, boşluk oluştu. İki yerli takviye yaptılar. Sivas Spor'dan bildiğimiz Ahmet Oğuz'u kadroya kattılar. Yine 6 ayda küme düşen Cebrail de onun arkasına koyarak orayı sağlamlaştırdılar. Sol bekede de Yasir Subaşı'nı, Fenerbahçe altyapısından yetişmiş Yasir Subaşı'nı aldılar. Bununla beraber ön nübüroya da Bruno Pass transferi geldi. Hatta Bruno Pass, o Vitor Pereira'nın sızdırıldığı söylenen listede olan oyunculardan biriydi. Onun da Sporting'in B takımı sonrası performansını merakla bekliyor olacağız. Konyaspor Spor takımına baktığımızda oturmuş bir savunma hattı vardı ama bu savunma hattı ciddi anlamda bozuldu her ne kadar biz bozulduğunu düşünsek de e, ama Bate Borisov karşısında gol dahi yemeyerek aslında İlhan Balut'un isimlere bağlı değil oyuna bağlı taktiğinin ne kadar burada tuttuğunu görüyoruz. Diğer tarafta işin savunma kısmında sıkıntı yaşamasa da hücum kısmında sıkıntılar yaşayan bir takım vardı geçtiğimiz sene Konya'da. Ama bu sefer bence kanat oyuncuları oyunu çözmede gayet başarılıydı ki merkez forvetleri de takviye girecek gibi duruyor. Yani Konya Spor bu senede hem taraftarına hem e, Türk futbolu izleyicisine vaat ettiriyor güzel futbolu. Bakalım bizi neler bekliyor. Konya takımına da buradan başarılar diliyoruz diyerek bir sonraki takımımıza geçelim. İçeriğimize Ankara gücüyle devam edeceğiz. Ankara gücü benim gerek Ankara'da yaşadığım için, ailemle sık sık orada vakit geçirdiğim için, gerekse de fırsat buldukça maçlarına gittiğim için çok özel bir ekip. Ee, hem Alt ligdeyken hem de Süper Lig'deyken tarih boyunca türbünden tribünden maçlarını izlediğim, farklı statlarda e, yakından izlediğim bir takımdı. Bu yüzden bu sene de yerinin e, Süper Lig olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü bazı takımlar vardır. Onlar Süper Lig'in temel taşlarından biridir. Ankara Gücü de böyle bir takım. E, köklü tarihiyle, taraftarıyla her daim Süper Lig'de olması gereken bir takım. E, ki geçtiğimiz sene de e, iç playoff'lara kalmadan şampiyon da tamamlayabilecekleri bir seneydi. Rahatça Süper Lig e adımını attılar ve aslında Mustafa Dalcı ile devam kararı aldılar. Buraya getiren takım Mustafa Dalcı olduğu için Süper Lig'de devam kararı alması normaldi ama başlangıca göre Mustafa Dalcı'nın da işinin çok zor olacağından bahsetmemiz lazım. Tabii ki takımda bazı değişimler oldu. Çünkü Süper Lig'e adapte olmanız gereken durumlar var. Bazı oyuncularla yolları ayrıldı. Bunları hızlıca sayayım isterseniz sizlere. Oğuz'u geri döndü Karabağ'a. şey Şehşi'yi serbest bıraktı Ankara gücü. Yine İshak Çakmak, Erdem Özgenç gibi tecrübeli isimlerle yolları ayırdılar. E, Geraldo Ümraniye bedelsiz katıldı. Süper Lig seviyesinde Geraldo'nun olması diğer bir Süper Lig takımına giderek şaşırttı beni. Ümraniye Spor ne kadar oynatacak hep beraber göreceğiz. Erdedikmen Dikmen Altınordu'nun yolunu tuttu. Yusuf Abdioğlu Samsun Spor'un yolunu tutarken sağ kanat Murat Uçar da Eyüp Spor'un yolunu tuttu. Asla takıma gelen takviyeler daha dikkat çekiciydi Ankara gücü tarafı. Tarafında. Atakan geçen sene Göztepe'de Süper Lig'de kiralıkta geri döndü. Tekrardan Süper Lig'de Ankara gücüyle beraber oynayacak. Samsun Spor'un kalecisi hatta büyük takımlarla da ismi uzun süre anılmıştı. Nurullah'ı kadrosuna kattılar ki kaleye bir tık attığını söyleyebiliriz Mustafa Dalcı Hoca'nın. beke ligimizin tecrübeli beklerinden Oğuz Ceylan'ı kattılar. Yıllardan beri Süper Lig'de daimi sabeklerden biridir. Bence ne performans vereceği bellidir. Çok iyi bir hamle olarak görüyorum. Sol beke Marlon'u kattılar eski Trabzonsporlu. E, Lamine Diakamnesi ki Fener Fenerbahçe aldı, döndü Ankara Gücü'ne sattı. Önalım hakkı Fenerbahçe dedi Lamina Diak'ta. Bir alt ligin e, fakir kantesi diye tabir ettiğimiz oyunculardan biriydi. Nasıl Süper Lig'de performans sergileyecek? Bu performansı artırabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ve e, bununla beraber tabii ki sürpriz isimler de vardı. Yıldız isimlere gelmeden önce ben kendi sürprizimi söyleyeceğim. Eee Gilivente'den aldıkları Pedrinho bence ligin en underrated isimlerinden biri. Neden? Geçen sene Portekiz'de yılın takımına girmiş bir oyuncu. Yani merkez orta sahada takımı çeviren orkestra şefi olabilecek bir oyuncu. Gerekli sorumluluk verildiği takdirde Pedrinho'ya. Yani onu Süper Lig'de ve Ankara'da izleyeceğim için çok mutluyum. Bununla beraber iki tane Sandro geldi. Biri Jesse Las Palmas'tan geldi. Onu Paris Saint Germain'den Real Madrid'den hatırlıyoruz Jesse Rodriguez'i yani takıma tecrübe katacaktır muhakkak ve yaşının 29 olduğunu düşünürsek eğer Ankara gücü taraftarıyla da aşısı tutarsa bence çok farklı bir yere gidebilir orada mevzu. Diğer forvet Panathinaikos'tan gelen Federico Macheda e, maç aslında çok çok e, basında yer almasa da Manchester United altyapısından yetişmedir. Çok büyük isimlerle oynamıştır. Ve İtalyan golcünün de kariyeri hiç fena değildir. Yani Jesse Rodriguez Macede kağıt üstünde sizleri doyuran bir hat olarak dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber bir başka underrated isim. E, Gürcü sol kanat oyuncusu Berisse'yi de kadrolarına kattılar Macar Ligi'nden. Berisse ile e, Pedrinho'nun gizli starlar olacağını düşünüyorum. Eğer Machete veya Jesse Rodriguez'den biri tutarsa Ankara gücünde de çok farklı bir senaryonun bizleri beklediğinden söz edebiliriz. Ankara gücü hak ettiği yerde Süper Lig'de uzun yıllar kalabilecek kadronu kurmanın peşinde ve iyi de transferler yaptı. Umarız şansı yaver gider diyelim ve Ankara gücü tarafında bitirelim. Programımızı Hatay Sporla devam edeceğiz. Hatay Spor Ömer Hoca ile Ömer Erdoğan'la geçtiğimiz sezon bence çok doğru işler yapmıştı. Ve Ömer Erdoğan için hani bazen yuvadan uçmanın vakti gelir ya o şekilde bir ayrılık oluşmuştu. Ki Hatay kadrosunda da ayrılan oyuncular daha çok dikkat çekti yaz aylarında. Ee, yine takımın başında aslında Cefaker bir hoca Serkan Özbalta getirildi. Geçen sene 6 ayda yapmaya çalıştıkları çok değerliydi. Kısıtlı kadrodan çıkarabildikleri bence Hatay takımına Hatay yönetimine ışık vermiş olacak ki özellikle takımda birçok ismin değiştiği senaryoda takımı Serkan Özbalta'ya emanet ettiler. Hatay Hatay bu sezon aslında sallantılı girecek. E, hala transfere ihtiyacı var. Özellikle Forvet bölgesinde Mamedyuf gibi bir figürün e, bu denklemden çıkmasıyla beraber onun nasıl doldurulacağı halen bulunamamış durumda. Ama e, bakalım Serkan Özbalt'a takıma neler katabilecek. Takımın içinden mi çıkaracak yoksa bir scout transferi mi gerçekleştirecek merakla bekliyorum aslında. Bunu. Bu noktada aslında biraz da takımdan kimler ayrılmış buna bakalım Hatay takımında. Mamedyuf gibi bir figürün ayrılığından söz etmiştik. Onunla beraber Adama Traore'de 10 numarada oynayan geçtiğimiz sezon Adama Traore'de bence çok ciddi yük çekiyordu. Onun ayrılığı da özellikle hücumdaki yaratıcılık anlamında etkileyecektir hatayı. İşin hücum kısmında tabii ki Mamedyuf kadar olmasa da... E da kiralık dönemi bitince takımdan ayrıldı. Yine Kahraba Mısır Kulübü El geri döndü. Ee, Kahraba'nın aslında çok daha büyük bir potansiyeli vardı. Oynadığı sürelerde fena işler de çıkarmadı ama e, kiralaması bitince Mısır'a geri döndüğünü söyleyelim. Bununla beraber ön numarada Isaac Saki süper Lig'e yeni yükselen Ümraniye Spor'un yolunu tuttu. Ki Ümraniye için de bu tarz adamlar süper ligde kalma yolunda bence çok değerli takviyelerdir. Isaac Saki de e, belli bir yetenek çerçevesinde olsa da kısıtlı yetenekte sahada her şeyini veren yani performansından ve oyuncunun iyi niyetinden şüphe duymayacağınız tarz oyunculardan biridir. Bence bununla beraber en büyük problemlerden biri kaleci Munir'in eksikliği olacak. Munir son yıllarda Hatayın kalesine sıkıntı yaratmayan üst düzey performans gösterebilen bir kaleciydi. Tamam yaşı belki ilerlemişti 33 olmuştu ama bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılması bence takımı bir sarsacaktır. Tabii ki Erce amnesi geldi Trabzonspor'dan. Aynı şekilde Erce kardeşler için de büyük bir meydan okuma bu. Çünkü birinci kaleci olarak Süper süperlikte neler yapabileceğini ben merakla bekliyorum. Yıllarca önce Altınordu'da ile girdiği forma rekabeti. Sonrasında Uğurcan'ın arkasında kalması sonrası. Ne kadar köreldi? Yoksa hala Süper süperlik seviyesinde belli bir standartın üstünde bir kaleci mi? Hep beraber göreceğiz. Yine biraz da Fatih Kurucuk'tan bahsetmek istiyorum. Çünkü büyük takımlara gider mi? Bonsers beklentisi yaratılır mı diye çok konuşulmuştu. Hatay'a imza atmıştı. Şimdi de bedelsiz bir şekilde bir atlayım Bandırma'nın yolunu tuttu ve kariyer anlamında Fatih bir tık geriye gittiğinden mutlaka bahsetmemiz gerek. Diğer taraftan biraz da Hatay'ın takviyelerine bakmamız lazım. Ee, Muhammed Kamara geri döndü. Astana'yı kiralamışlardı. Astana satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Kamara e, tekrardan Hatay'a katıldı. Bence ligde yine e, Hatay takımın önüne gelen performanslarından birini çekecek şu an mevcut kadroda. Bildiğiniz üzere Kamara sağ kanat oyuncusuydu. Aslında bir başka e, kanat oyuncusu bu sefer sol kanadı. Geçen sene Kasımpaşa'da oynayan Kevin Varga ile doldurdu Hatay'da. ya yani Varga aslında tam performansını Kasımpaşa'da verememişti. Hatay ona tekrar bir süperlik beraberlik yolu açtı. Bir fırsat verdi. Ee, yine eski oyuncuları Ryan Abit'e döndüler. Kasımpaşa'dan rayana Abit tekrardan geri döndü Hatay'a. İşin merkezde yönetim kısmı yeniden rayana e döndü Hataysporda Spor'da. Adana Demirspor'la Spor'la yollarını ayıran Kaan Kanay'a kadrosuna kattılar. Sol bek oyuncusu ve e, Musa Çağıran'ı Konya'dan kadrosuna katarak aslında merkez orta sahayı güçlendirdiler. Erce'yi Unir'in yerine kadroya kattıklarından bahsetmiştim. Son olarak da e, zamanda Antep'te oynamıştı. Eski Bosna Ersek milli takım oyuncusu Onye Vranye'ye. E ee, tekrardan AYK'dan bu sefer bedelsiz olarak Hatay'ın yolunu tuttu. Ki Antep kariyeri sonrası Viranye eee de oynamıştı. AYK'da oynadı. Şimdi tekrardan Süper Lig'e geldi ve Stopper stoper hattında Hatay'ın alternatiflerinden biri olacak. Hatay'da hala bence net bir forvet eksikliği var ve e, Serkan Özbalta'nın o forveti bulamadıkça takımın sıkıntı yaşayabileceğini skor bulma anlamında bahsetmemiz gerekiyor. İşin kaleci kısmında Erce'ye güvendiler. Erce de 28 yaşına geldi ve ilk defa Süper Lig'de az kaleci olarak forma şansı bulacak. Bu bir kumar mı? Kumar ama bakalım ne kadar performans gösterecek merakla bekliyoruz. E, aslında merkez orta sahada Ryan Abit, Musa Çağran takviyeleri fena takviyeler değil ama işin yaratıcı anlamında muhakkak Hatay'ın yeni yüzlere ihtiyacı var diyelim ve programımızı burada yavaştan kapatalım. Bizleri izlediğiniz için, bizlere eşlik ettiğiniz için size sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Gelecek programlarda Sports Dijital ailesine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. kalın.